Aylin Akarsu geldi mi? Tahlil yaptıracaktı bugün. Bakayım Tarık Bey. Yok, gelmemiş. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Süleyman dur. Dolur öyle. Aylin. Git, git. Bırak. Aylin, iyi misin? Aylin! Süleyman, kapı aç. İneceğim ben. Biraz kendine gel öyle ya. Dur dur arabayı Süleyman, ineceğim ben. İyi değilsin Aylin. İyiyim ben, bir şeyim yok. Dur dur arabayı Süleyman. Eve bırakalım seni. Lüzum yok. İyi görünmüyorsun Aylin. Ne bekliyorsun? Hayatımı mahvettin. Nasıl görüneyim? Ama iyi olacağım. Senden kurtulduğum an iyi olacağım. Bana yaptıklarını unuttuğum zaman. Yemeğe gidelim mi? Bilmem. Aa, hadi gel bir şeyler yiyelim. Yok, ben gelmeyeceğim. İşim var benim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey. Ben çıkıyorum. Motorun sesinde bir gariplik var değil mi? Emniyetin orada yatıyor günlerdir. Açılır birazdan baba. O silah patladığı zaman var ya, size bir şey oldu diye yüreğim ağzıma geldi. Adamların gözü dönmüş ya. Nihal'in hayatı tehlikede. Adamlar intikam almaya kararlı. Hapishanede de rahat bırakmayacaklar kızı. Vallahi bana da öyle geliyor. Niye yalan söylüyorum? Nihal'i korumanın bir yolunu bulmam lazım. Bir dilekçe verir, durumu anlatırız. Komik olma Berin Allah aşkına. O demir kapı kapandı mı bir sen bir Allah. Gerisi palavra. İşte bu doğru. Oyunu kuralına göre oynamak lazım. Başka yolu yok. Buyurun doktor bey oğlum. Ben Aylin Hanım'a bakmaya gelmiştim ama hastaneye gelecekti, bugün tahlil yaptırmaya gelmedi. Aylin çıktı, bir yere uğrayabileceğini söyledi, sonra oradan geliverecekti. Tamam, kusura bakmayın. Aylin Hanım geldi galiba. Geliverdi de. Bunlar da geliverdi. Tövbe tövbe. Ben kendisiyle aşağıda görüşeyim. Müsaadenizle. Sen bilirsiniz gayet.
Aylin. Efendim babaanne. İyi misin Mari? Bir şey var mı? Bir şeyim yok, merak etme. Hava soğuk, içeri girsen üşüyeceksin. Ben birazdan geleceğim. Teşekkür ederim, size zahmet oldu. Soner, bir işleri vardır. Geç kalmasın. Gidelim mi Soner Bey? Gidelim. İşlerim var benim. Aylin Hanım'ın başka bir hayatı olmasına, başka birini sevmesine hakikaten katlanabilecek misiniz? Aylin Hanım. Aylin Hanım. Efendim. İyi misiniz? İyiyim. Hastaneye gelecektiniz bugün tahlilleri yaptırmaya ama gelmediniz. Daha önce ziyaret etmem gereken bir yer vardı. Orada tahmimden daha fazla kaldım. O yüzden hastaneye gelemedim. Bu tahlilleri yaptırmanız çok mühim biliyorsunuz. Haklısınız. Yaptıracağım. Ama bugün çok yoruldum. Yarın gelsem. Tamam. Yarın olur. Ama mutlaka gelin. Başka çarem yok zaten. Ben gelmezsem siz geliyorsunuz. Bari telefon etseydiniz, buraya kadar zahmet etmeseydiniz. Gelmeyeceksiniz zannettim. Sizi de telefonda ikna edemem diye düşündüm. O yüzden buraya kadar geldim. Çok incesiniz. Sizin için endişeleniyorum. Endişelenmeyin. İyiyim ben. Yarın da hastaneye geleceğim söz. Aylin Hanım, kardeşinizden bir haber var mı? Bekliyoruz. Nihal hala içeride. Hayırlısıyla o da kurtuluyor inşallah. Güzel, geçmiş olsun, oğlunuz kurtulmuş. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Ben de gidiyorum, isterseniz bırakabilirim sizi. Tamam, sevinirim, sağ olun. Aylin Hanım, yarın mutlaka bekliyorum, unutmayın. Allah'a ısmarladık. Tarık Bey niye gelmiş? Sen hastaneden mi getirdin? Bugün hastaneye gidemedin mi? Beni merak etmiş. Niye hastaneye gidemedin? Ay aman anne, bırakın şimdi onların Mete'yle neler oldu, sana anlatın. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.